Hoş bulduk ablacığım. Selamünaleyküm. Nasılsın Serpil? Sağ olun. Hoş bulduk efendim. İyiyim. Gaziantep yaramışsınız. Tabii. Ne oldu? Acık bir toparlamışsın canım. Onu ver, ver, ver. Evet, yine Gaziantep'te hava çok güzel. Gaziantep'e en sık geldiğin yerlerden biri diyebilir miyiz Merve? Kesinlikle diyebiliriz. Peki neden? Neden? Acaba neden? Neden? Bir düşünelim neden? Tüten dumanlardan olabilir mi? Yani ben Antep'i seviyorum, Antep beni seviyor. Bu yatsınamaz bir gerçek. Elhamdülillah. Aynı koltuk değil mi bu? Enes Beyler'le oturduğumuz. Aynen. Az da bir zaman kalmışken tabii ki Gaziantep'e beni daha sık çağırırlarsa çok sevinirim. Çünkü Gaziantep'in yemeklerine gerçekten bayılıyorum. Ama tabii işin latifesi bu. Evet. Yani bir payı var, yok diyemem. Ciddi bir payı da var, yok diyemem. Ama Gaziantep'teki ekibi çok seviyorum. Gaziantep'lileri çok seviyorum. Onlarla böyle güzel bir iletişimimiz var. Elif, buradan sana selam söylüyorum. Umarım bu akşam beraber olacağız seninle de. İki senedir beraber sana buradan krem gönderiyorum. Çok güzel yemek yaparım. İnşallah herkese yedirmek nasip olur. Süt helvasını çok güzel yaparım. Burada Meryem şahidim. Bursalılara özgü bir tatlıdır. Herkes yapamaz, kusura bakmasınlar. Boğazcıyım ben, çok seviyorum yemek yemeyi. Peki Merve Gülcem abi bu aralar neler yapıyor? Günler nasıl geçiyor? Çok güzel. Ramazan'a kadarki süreç gerçekten zor geçti benim için. Çok proje aynı anda yürümeye çalışıyordu. Yürütebildim mi, yürütemedim mi bilmiyorum ama benim Ramazan'ın programı özellikle elhamdülillah hem çok güzel vaktimi aldı, emeğimizi elhamdülillah vermek nasip oldu ama hem de şu an çok güzel neticelerini görüyoruz. Çocuklar çok sevdiler, aileler çok güzel destek oluyor. Şu anda sadece onu takip ediyorum. Bu ana kadarki süreçte bütün içeriği hazırlamakla meşguldüm. Ortak Akıl programı hazırlayıp sunuyorum Bekir abinin kanalında, yine Bekir Develi YouTube kanalında. Bir kurumda eğitim koordinatörlüğü yapıyorum, onun okullarında. Hala devam ediyor, onun içeriklerini yazıyorum, kitaplar devam ediyor. Şimdi bilgisayarımı yanımda getirdim mesela. Bu boş fırsatlar bulduğumda hemen oturup bir kitap var, Nuh kitabı, Nuh Aleyhisselam'ın kitabını yazıyorum. Onun etkinliklerini yazmam lazım, onu göndereceğim. Ama yeni projeler var aklımda. Çok ilginç ve çılgın şeyler yapmayı da planlıyorum. Bakalım onlar nasip olacak. Tesbihini bırakmıyorsun elinden Merve ya, arabada da. Tesbih elimde, zikir dilimde. Gelmişiz Gaziantep'e. Değil mi? Maneviyatın yüksek olduğu bir yere. Nurullah Hoca ile karşılaşacağız. Evet, biraz sonra. Şiir çalışmalıydım, bunu düşünemedim. Ama çaktırmayalım. Hemen şimdi bir şiir çalışayım. Kara Hindiba'nın olduğu şiirin adı neydi ya? Kara Hindiba üflediğimiz Meryem. Sen hatırlarsın. İftardan önce sormayın, iftardan sonra. Güzel olmuş sokak böyle. Çok güzel olmuş. Artık zirveye taşımış. Bunun ötesi ne olacak bilmiyorum. Aynı zamanda konuklar da gelebiliyor buraya. Evet, çok çok güzel olmuş. Hakikaten üst seviye olmuş. Şu arka görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Selamünaleyküm. Şuradan gösterebiliyor muyum bakayım sahneyi? Ben Antep'e geldim program için. Bir başka Ramazan programı. Nurullah Genç ile beraber. Yani daha doğrusu ona konuk olacağım. Programa geldim ve bakın burada. Yönetmenimiz, program yönetmenimiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hamdolsun, iyiyiz valla. Çekiyoruz her akşam inşallah. Allah çektirmesin. Çektirsin. Hoca dayanamamış bir halimiz var. Satışlar oluyor mu? Oluyor. İyi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok şükür tasarım da var çünkü. Sağ olun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merve, senin de seveceğin şeylerle ilgileniyor şu anda başka işler. Aa, bak, falan filan. Nasılsınız ya? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugünlere diyorum. Evet. Ya bugünlere. Ama yani başka neyi mi arkadaştıracaksınız anladın mı? Bunlar yine ürün mü arkadaşlar? Evet, çok güzel. E-ticarete geçmem gerekiyor. Çıkan ürünler çok güzel. Tek satış ofisleriyle olmuyor.
Bu bizim Antep işimiz, UNESCO'ya girdirdik bunu. Çok güzel. Bu kan topu mesela ben çocukken çok yaptım bunları. Annem rahmetli bunları çok, çok güzel yapardı. Birleşmiş, evet. Birleşmiş. Güçler birleşince. Bursa zaten kendi güzel. Ya öyle. Çok yani Antep'te şey. Öyle. Ben şey diyorum. Yaşayabileceğin başka bir şehir de burası. Tamam. Burak unutma ha. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Hocam nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Bugün F harfini konuşacağız. Soracağını tahmin ettim. Hangi harf? F harfinden fazileti konuşacağız. Yani erdemlilik, dürüstlük, güzellik, iyilik hepsini içine alan fazilet kavramı üzerinde duracağız. Merve Gülcemal konuktu. Evet. Dedim ki bugünkü harf herhalde F olacak hocam dedim. Sıra o geliyor dedim. Acaba dedi fitne fücür falan mı dedi? Yok. Biz olumlulardan gidiyoruz daha çok. Fitne, fücür, olumsuz kavramlara çok girmiyoruz. Olumluları çoğaltınca olumsuzluk ortadan kalkıyor zaten. Hatırlarsanız ilk güne şöyle başlamıştık. Yani oruçtan sonra geliyor bayram. Kötülüklerden kaçınınca güzellikler geliyor demiştik. Biz de olumsuz kavramlardan bir kaçınalım, güzel kavramlarla başlayalım dedik. Öyle gidiyoruz. Eyvallah, Allah razı olsun. Değerli dostlar merhaba. Bugün Ramazan'ın 7. günü. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım Efendi'yle ve hikaye ve masal anlatıcısı, koordinatör, hafız Merve Gülcemal ile konuşacağız, sohbet edeceğiz, bekliyoruz. Neredesin? Nasılsın? Ya bizi görünce mutlu oluyoruz hocam. Neyse, biraz cezalıydım da şimdi. Ne var ne yok hocam, iyi misin? Hoş geldiniz, siz nasılsınız? Son durum nasıl? İyisin, memnunsunuz. Şükür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ olun. Elhamdülillah, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Hocam, iyi çok şükür sizlerle. Hanım, heyecanlıyız. Var mı varmış, eskiden şey vardı ya, reyamuklar. Acı var mı, acı var mı? Şimdi annesi rahatsız tabii yani, acı var mı, acı diye de soruyor. Durum nedir? Torununa bakıyor, ya bir yaştan sonra bizi artık hatırlamıyoruz. Her yayın öncesi böyle mahmurlaşıyoruz. Açarız. Ama gelenler heyecanlı. İçeride şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Nurullu Hocam, Merve abla var. Keyifler yerinde. Yayın öncesi son rütüşleri yapıyorlar. Yusuf. Gel abla. Ne söylemek istersin? Sen hastasın, benden uzak dur demek isterim öncelikle sana. Burak'ı görünce tebessüm aklıma geliyor. Hocam tebessüm et diyor. Ben hadi kolay gelsin. Elini öp. Rijoş, dadaşın şampuanı. Çimirem çıkırem, çimirem çıkırem. Saçlarım barçı çıkırem. Bu ne ya? İşte eskiden senin yaşını tutmuyor. Rijoş, bilmem kimlerin şampuanı. Hatırlamıyorum şimdi. Yıkı ve çık böyle işte. Saçlarım dans ediyor, ahenkle dans ediyor gibiydi. Onu Erzurum şivesiyle söylüyorum. Çimirem çıkırem. Saçlarım bar tutuyor. Bar tutuyor. Anlamadım. Anladım ama. Aynıymış Erzurum'da. Hocam Merve Hanım'a dedim ki hocamın şiirlerinden dedim hangisini çok seviyorsunuz? Kara hindiba ile ilgili bir şey söyledi ama tam adını bilemedim. Söyle bana hindiba. Evet. Kartallar tamam. Uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yarim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem diye başlıyor. Merve Hanım için okudum o üç kısmı. Yani hanımlar konuşmayı sevdiği için. Ama işte insanlar onu öyle anlamıyor. Çekici. Bu taraf, bu taraf. Ya sen ne çekici adamsın Allah aşkına ya. Şu kısa arada bir de şeyi soracağım. Yakanda çok güzel bir güvercin taşıyorsun. Evet. Renklerine dikkatinizi çekiyorum. Filistin bayrağının renkleri ve barışın sembolü güvercin var burada tabii ki de. Ama aynı zamanda ebabil kuşlarına da yorabiliriz bence. Ve her birimizin birer ebabil kuşu olduğunu hatırlatmak isterim. Bu bana hatırlatıyor. Herkese hatırlatsın. Yapamadıklarımızı takılalım, takılabiliriz. Niye yapamadık biz bir şeyler diye düşünebiliriz. Daha güçlü olmamız gerektiğini düşünebiliriz ama biz kişi olarak, birey olarak sorumluluklarımıza ve yapabileceklerimize odaklanmalıyız.
süreçten sorumluyuz. Allah razı olsun. O yüzden boykotu hatırlatsın. Herkese boykot. Herkese boykot değil. Yani tabii ki herkese boykot hat. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bunu da açacağız. Yusuf sıra sende şimdi. Buyur Allah'ım, buyur. Evet. Ben de abi. Konuk kim şu sende? Kulağım çok kötü. Kim mi? Canımız Merve ablamız. Çok sen sevdim. Eskiden beri tanışıyorsun galiba. Yok, aslında var ya bir yıl falan herhalde yani. Ama aranız bayağı iyi benim. Bayağı iyi. Yani. Elhamdülillah. Allah nazarlardan saklasın abi. Çok hemen doğru. Bir kartlarımı alıp geleceğim. Nale gibi. Senin kulak derdin bitmedi yemin ederim. Ama hocam baksana karşıdan böyle ben dün bak. Ama bir tek sende bir problem var. Başka hiç kimse de böyle bir problem istiyorsun değil mi? Benim kulaklarım özel. Allah çok güzel yarattı. Burada ikinci program var. Artık iftar da oldu. Kahveni de içiyorsun. Afiyet olsun. Kahvesiz olmaz Serhat Hocam. Kahveyi içeceğiz, kendimize geleceğiz. Çünkü hazırlanmam lazım. Evet. Şu tilki çok fena sorular hazırlamış gibi bir his var içimde. Valla o kadar sordum, bana da söylemedi soruları. Nelerle karşılaşacağız acaba? Bilmiyorum artık, sürpriz. En fazla yayınını patlatırım. Yayını kaldırırlar. Derler ki en son geldi o hanım. Onun söylediklerinden sonra sen yayını yönetemedin. Yusufçum duyuyor musun? Kendi ayağına sıkmış olursun ablacığım.